Değerli TV1 izleyicileri Bir Düşünecek de programında bu hafta yine evlerinize misafir oluyoruz. Konuğumuz ilahiyat yazar Furkan Yılmaz Altınöz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam e, Gazze şu an ümmetin mazlumların dünyanın o zulme seyirci olduğu ve yaklaşık 75 yıldır biraz daha geriye dönersek 1917 yılından beri 106 yıldır zulmün, kanın durmadığı bir bölge. Etrafı mübarek kılınmış, içerisinde Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu Filistin toprakları. Sizler de geçtiğimiz haftalarda bir yürüyüş yaptınız. Kayseri'den çıktınız. Cilve gözüne kadar bir sivil olarak bir zulme karşı bir kıyam hareketi olarak yürüdünüz ve daha sonra Suriye kapısından geçişe izin verilmedi. Döndünüz. Hoş geldiniz öncelikle. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Özgür Filistin diyoruz. Mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için hürriyet diyoruz. Bu zulmün bitmesi için bu akan kanın durması için ve Müslümanların ümmet olması için, birlik beraberlik olması için, küfre karşı, siyonizme karşı, emperyalizme karşı vahdet, birlik, beraberlik diyoruz. Ama velakin halklar bu birliğe evet derken yöneticiler maalesef kınamakla kınamadan daha öteye gidemiyorlar. Bizler de bugün programımızı hem sizin bu e, yürüyüşünüzü değerlendirelim hem e, özgür Filistin için gündemi konuşalım istedik hocam evet. tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun teşekkür ederim Tabii özgürlük e, bütün varlıkların e, hakkıdır bu anlamda e, özgürlük bir varlığın e, ister e, bir madde olsun ister bir canlı olsun isterse bir bitki olsun e, bulunması gereken yerde olması gereken yerde bulunması onun özgürlük alanı olarak bu anlamda değerlendirilir, değerlendirilmelidir. Bundan hareketle e, yani hayvanların e, özgürlüğü, insanın özgürlüğü e, eğer bir kimse bir e, kedi tutar, bir kafese koyar, sürekli orada e, tutacak olursa onun özgürlüğüne bir müdahale olarak biz bunu görürüz. Ya da e, bir insanın ee, hayat alanını bu anlamda eğer e, kısıtlanır, onun e, insanın, e, insana verilen yetilerin kullanılmasına bu anlamda izin verilmezse e, bu çerçevede onun da özgürlüğünün elinden alındığını e, söyleyebiliriz. Bundan hareketle özgürlük sadece insana ait değil tüm varlıklara yaratıldıkları fıtrat kodları çerçevesinde bir hayat sürmelerine evet bunu kullanmalarına Evet, bu bu şekilde özgür ya da özgürlük e, anlamı yüklenir. Bundan hareketle insan, toplum e, ve özgürlük insanın karakteridir bu çerçevede. E, bundan hareketle bir toplum eğer kendine ait topraklarda, kendi dilini, kendi bayrağını, kendi marşını, kendi örf adet anelerini, inancını, kültürünü eğer yaşayamıyorsa ve geleceğini bu anlamda planlayamıyorsa kendine ait silahlı kuvvetleri ya da sivil, askeri siyasal anlamda bu şeylerini eğer örgütleyemiyorsa varlığını bunun özgürlüğünden bahsetmek bu anlamda mümkün değildir. Dolayısıyla özgürlük herhangi bir ulusa ya da millete ait olan bir değer değil insana ait olan bir değer olarak karşımıza çıkar. Özellikle Fransız devriminden sonra ulusların kendi kaderini tayin etme diye ortaya atılan o fikir çerçevesinde ki bu Siyonist cephenin bence ortaya koyduğu bir operasyondur. O günkü şartlarda bir Osmanlı İmparatorluğu var, Rus İmparatorluğu var, Berli İmparatorluğu Avustur, Avustur var, Avusturya İmparatorlukları var. Ve Yahudiler bu çerçeve içerisinde bu imparatorluklar içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Fransız Devrimi birlikte e, uluslara ayrılınca e, ülkeler imparatorluklar bunu fırsat bilerek bu çerçevede Yahudilerin de bir ulus devlet kurma noktasında e, projelerinin e, bu anlamda işlerini görüyoruz. Yani yüzyıllar boyunca belki 3000 yıl boyunca sürgün hayatını yaşamış e, Yahudilerin e, o kıtadan bu kıtaya, o devletten bu devlete yani sürekli başka devletlerin, imparatorlukların, ulusların egemenliğinde olmuş yaşamış ki İslam hariç diğer tüm medeniyetlerde ya da ülkelerde sürülmüş, öldürülmüş, hor görülmüş, görülmüş ötekileştirilmiş, gettolara hapsedilmiş bu millet Osmanlı ile birlikte kendini aslında muhafaza etmiştir. Yani Osmanlı'da azınlıklar sistemi, cemaat sistemi çerçevesinde her azınlık kendi örf adet dil geleneklerini yaşatmış, iç hukukunu uygulamış ancak dış yani uluslararası ilişkilerde Osmanlı'ya bu anlamda tabi olmuşlardır. E, bu gerçeğe rağmen yani Yahudilerin 3000 yıllık sürgün, ötekileştirilme, gettolarda yaşama ve e, ben inanmıyorum ama Hitler'in hani e, yaptığı operasyon ee, tüm bunlara rağmen, bunları bile bile ve her ulusun hakkıdır kendini idare etme diye sözlerine rağmen e, kalkıp 21. yüzyılda Filistin'i işgal etmesi Filistinli halkın e, Müslüman ya da Hristiyan ya da diğer e, kavimlere ait onların topraklarına el koyması e, onları sürmesi, işkence etmesi öldürmesi, yok etmesi evet Filistin'in tek kelimeyle yani sadece Gazze'nin değil, Kudüs'ün değil, Filistin'in özgürlüğüne kastetmektir. Filistin'in özgürlüğünü e, imha etmektir. Filistin'e özgürlük, insanca yaşama, yani kendilerine tanıdıkları haklarını, ulusların kendilerini idare etme hakkını e, Filistinlilere çok görme. Bunların hareketle. Filistin'de özgürlük, birbirinin yanına gelince yakışan çok güzel bir iki kelime bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Bunun hareketle Filistin'in özgürlüğü ve orada yaşayan halkların kendini idare etme sek ve idare etme haklarının bir insan hakkı olduğunu ayrıca uluslararası bir hak olduğunu ve tabi bu insan ve uluslararası hakkın ne yazık ki ee, bu medeniyeti kuran, bu sistemi kuran Batı ya da Amerika e, kendi putunu yeme, kendi ürettiklerini imha etme noktasında bir tavır ortaya koyduklarını ve Filistin'i yani insanın tahayyül edemediği bu 15-20 güne yaklaşan bombalamada elektrik yok, su yok, aş yok, efendim iş yok, hastane yok, okul yok, cami yok, kilise yok tamamın elektrik yok, tamamından mahrum ederek e, bir soykırım ortaya konulması, e, evet bunun durdurulması noktasında Filistin'e özgürlük e, anlamında dünyanın ve özellikle İslam dünyasının mutlaka ayağa kalkması gerekir. Hocam aslında e, Filistin'e özgürlük bir e, bu yüzyılda tüm mazlumların bir sembol olmuştur. Filistin'e özgürlük dediğimiz kavram ki sözde bu yüzyılda medeniyet inşa eden 200'lü Batı'nın cinayetlerinin son halkası olarak tarihin karanlık sayfalarına yazılacak bir olaydır. Şu anki Gazze'deki vahşet, Gazze'deki katliam ki biz ra unutmayalım. Afganistan'ı unutmayalım. Ruanda'yı unutmayalım. Mali'yi unutmayalım. Afrika'nın birçok yerinde Hala e, emperyalist batının, Fransızların, İngilizlerin yaptırmış olduğu darbelerle yapılan halka olan zulmü unutmamamız gerekiyor. Ki bunlar gizlense bile Filistin bir e, siyonist bir e, terör örgütünün, sözde devletin sıf inanç ve itikatları bağlamında her türlü hoşgörünün, her türlü e, hak ihlalinin reva görülmüş olduğu bir coğrafya haline geldi. Bugün Gazze'de hastanenin bombalanması, 37'den fazla caminin yok edilmesi, e, ne bileyim yani e, sözün e, bittiği, kelimelerin kifayet etmedi, anlatırken bile söylemekte zorlanmış olduğumuz zulme bizler sanki bir film oynuyor da onu seyrediyor gibi tanıklık etmemizde Bizim e, utandıran, insanlığımızı utandıran en önemli şeylerden birisidir. Evet, şimdi e, Batı'nın karanlık sayfaları diye bir cümleniz oldu. Batı'nın aydınlık sayfaları yok. Yok, evet. Yani Batı medeniyetinin Fransız ihtilalini ve beraberinden getirdiği kapitalizm, modernizm e, ve türevlerinin e, Batı'nın ürettiği e, izim, adı ne olursa olsun bunların ve batılıların bu anlamda beyaz sayfaları yoktur. Tarihten bugüne baktığımızda biz yani o, o 16. yüzyıl 17. yüzyıldan itibaren sömürgecilikte bunlar o kadar çok ileri gitmişlerdir ki bugün Amerikanın bacalarını yani tüten fabrika bacalarının temelinde Kızılderililerin kanları vardır. Siyahilerin kanları vardır. Fransa'nın sanayisinin temelinde Afrika'nın yine kanları var. İtalya'nın, İspanya'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın tüm buraların yani Avrupa bazen bir karşılaştırma yapılır ya hani İslam ülkeleri geri kaldı işte onlar ileri gittiler. Evet yani sondan bakınca öyle. Yani tüme varınca öyle. Ama bir tümden gelim yaptığımız zaman İslam ülkeleri Osmanlı hiçbir ülkeyi sömürmedi. Kanlarını emmedi. Onları köleleştirmedi. Ellerini yaklarını kesmedi. Dolayısıyla yeraltı ve yersiz zenginliklerine el koymadı. Bu çerçeveden hareketle Batı'nın aydınlık sayfası yok. Tamamen karanlıktır. Kızılderililer unutulmasın. Aborjönliler unutulmasın. Afrika'daki katliamlar unutulmasın. Cezayir'de Fransızların katli katliamları unutulmasın. Yani çok ileri gitmeye gerek yok. Fellüce'de, Irak'ta milyonlarca insan öldürülmüş, kadınların hızına geçilmiş. Suriye olayı ortada, Libya olayı ortada. Doğu Türkistan olayı ortada. Dolayısıyla bu insanların insanlığa vereceği, yani Batı'nın insanlığa vereceği hiçbir insani değer kalmamıştır. Zaten yoktu. Evet. Zaten yoktu ve bu iddiaların içinde boş olarak bu anlamda ortaya çıktığını Tezahürtte. görüyoruz. Tezahür Yani tabi burada e, şunun altını çizmek lazım. Yani zalimin zulmünü anlatmak da eğer ömrümüz geçecek olursa bu hani zenginin malı zürdün çenesini yorar diye bir cümleye bu anlamda girer doğrudur. Tabii ki bu anlamayan e, insanlara yönelik olarak e, Batı'nın ne ortaya koyduğunu, İngiliz Yahudi medeniyetinin neler çektirdiğini millete ve e, Batı'nın ve Amerika'nın e, İsrail'in yani Filistin'de bulunan Yahudi çetelerin arkasına saf tuttuğu bir olayı mutlaka insanlara bunu anlatmak lazım. Ama bundan öte yani insanlar vicdanı ölmemiş kimseler. Aklını kaybetmemiş, yitirmemiş kimseler, zihni, zihin dünyaları işgal edilmemiş, ifal edilmemiş kitlelere, öncelikle Müslümanlara, sonra da bu fıtratını bozmamış dünya insanına bu değerler mutlak ulaştırılması lazım. Burada e, bir arkadaşım anlatmıştı, kendisi çok güzel bir şey, yani gerçekleştirdiği bir olay. Diyor ki hocam, e, işte hani dünya Türkiye'de e, Filistin için cenaze namazları kılındı. Diyanetin e, önderliğinde yapıldı ve sivil e, aktiviteler bu anlamda oluştu. sivil toplumun. Evet, sivil toplumun oluşturduğu şeyler oldu. E, bunu diyor camide yani namaz kıldırdım diyor. E, bu bahsettiğimiz çerçevede. Filistin, Doğu Türkistan, Türkiye şehitlerimiz için. Ve e, üç gün sonra dedim ki diyor camide arkadaşlar bugün yine bir cenaze namazı kılacağız. Gıyabi cenaze namazı kılacağız dedim. Tamam dediler. Namazdan sonra sordular. Dediler ki hocam yani cenaze namazına duracakken bu ne namazı dediler? Yani kılacağımız namaz? Dedim ki diyor üç gün önce Filistinli, efendim Doğu Türkistanlı ya da İslam dünyasındaki şehitler, ülkemizin şehitleri adına gıyabi cenaze namazı kıldık. Evet tamam. Bugün cenaze namazı gıyabi cenaze namazı kılacağımız kimseler vicdanları ölenler. Akıllarını yitirenler, evet. yüreklerini kaybedenler, yani aklı, fikri, yüreği, zihni ölmüş olan insanların gıyabi cenaze namazını kılacağız dedim. Cemaatten hiçbir itiraz gelmedi ve onlarla birlikte bu insanların gıyabi cenaze namazını kıldık diye bir cümle kullandı ve söyledi bu olayı. Burası tam da önemli işte. Şu an İslam dünyası, eh, Yahudi terörist yapının Filistin'de ortaya koyduğu katliamları, sabaha kadar anlatsa 24 saat yetmez. Haftalar da yetmez. Aylar da yetmez. Bu bir gerçektir. Yeni değil çünkü. Yüz yıldır bu katliamı ortaya koyuyor. Yüz yıldır evet. işkence, terör, bombalama, ifsat, yok etme, kaçırma, işgal, tehcir, tüm bunların hepsini yapıyor. Ve bunu, yani şu cümle ne kadar incitici, acıtıcı, yani bir insan denen varlığa yakışmayan, o hastaneye giden insanlar Zaten tedavi olamayacaklardı. Sığınacak bir yer, Sığınacak bir yer arıyorlardı. Zaten yani acıdan kahrolerlerdi. Acı çekmesinler diye bir an önce onları ölümle karşılaştır diye bir <laughs> Yahudi terörist bir yetkilinin ortaya açıkla yaptığı bir açıklama insanın kanını donduruyor bu anlamda. Evet. Kanını dondurur. Peki bundan hareketle o zaman Müslümanların ortaya bir şey koyması lazım. Vicdanı ölmemiş, yüreği ölmemiş. Hala kafasında aydınlığı olan Hristiyan olabilir Yahudi olabilir efendi Mecusu olabilir budist olabilir taoist olabilir bir şey olabilir ne olursa olsun ama yüreği henüz karanlıkla kaplanmamış aydınlığı bulunan öncelikle ben Müslümanları bu anlamda tabii öne çıkarmak isterim dünya insanının bu katliama karşı bir birlik bir dünya oluşturması tek yürek lazım. lazım tek yürek olması lazım peki bunun harekete Müslümanların ne yapması lazım? Demin yürüyüşten bahsettiniz. Kayseri'den bir grup Müslüman e, insan e, geçen pazar günü bir önceki pazarda evet. dualarla bu anlamda bir yürüyüş ortaya koydular. O yürüyüşün başlangıcında ben de vardım ama e, programım gereği yoldan geri döndüm. Geldim. Arkadaşlarımız tamamladılar bu yolculuğu. Dün döndüler. Geldiler. Onları bir karşılama e, evet. töreni diyelim artık e, yaptık. Ve e, bu şekilde bu yürüyüş ortaya konulduğunda e, sosyal medyada bir takım ileri geri laflar da, sözler de bu anlamda edildi. Yani yürüyeceksiniz de ne olacak gibi cümleler kuruldu. Yani toplumun harekete geçirilmesi noktasında e, neyin onu harekete geçireceğini her zaman herkes bilemez. Evet. Toplum yani bir an bir kelebeğin uçuşundan da harekete geçer, bir efendim kuşun sesinden de harekete geçer, bir ağacın e, Kesilmesinin de harekete geçer. Bir duygunun ortaya çıkarması da toplum harekete geçebilir. Öncelikle yürüyüşün yani ya da aktivitenin, eylemin hani ayet-i kerimelerde, hadis-i yatan bir kimseden oturan bir kimse, oturan bir kimseden ayakta olan bir kimse, ayakta olan kimseden yürüyen bir kimse, yürüyen bir kimsenin koşturan bir kimsenin daha hayırlı olduğu noktasında bize mesajlar vardır bu çerçevede. Yürüyüş değiştirmiştir. Yani peygamberlerin geleneğinde yürüyüş vardır. Evet. Nitelikli insanların eylemlerine birisidir bu anlamda yürüyüş. E örnek verelim Musa Aleyhisselam'ın yürüyüşü. Medyen'den Mısır'a yürüyüşü. Mısır'dan Kızıldeniz'i e geçerek bir yürüyüşü. Firavun'un iktidarını sonlandırmıştır. Efendimizin Medine'den Umre için Hudeybiye'ye kadar olan evet, yürüyüşü. Efendimizin yürüyüşü, Efendimizin Mekke'den Medine'ye Hicri yani Hicreti. bir Hicret adı altındaki bu adına Hicret denilen bu yürüyüşü çağları değiştirmiştir. Ve silahsız yürüyüş. Evet, silahsız evet. yürüyüşü. Sivil itaatsizlik diyebileceğimiz bir evet. yürüyüştür. Aynı şekilde örnek olarak Gandhi'nin hayatını örnek olarak verebiliriz. Gandhi'nin Çıplak ayaklarıyla ve tek başına başlattığı bu yürüyüş, İngilizlerin otoritesini sarsmıştır evet. Hindistan'da. Bir takım haklarını Gandhi onlardan almıştır. Dolayısıyla yani e, mazlumdan yana eylem ortaya koymak her zaman için kıymetlidir. Evet. Mazlumdan yana oturma eylemidir, yürümedir, su dağıtmadır, dua etmektir, ışık söndürmedir, ben buradayım demektir işte kaşkolunu takmaktır, yani alkış yapmaktır. Tüm bulan hepsi mazlumdan yana ortaya konularak gür bir ses yani tüm seller yağmur damlalarından oluşur. Evet. Tüm deniz ve okyanuslar hep böyle bölündüğünde birer damlacık olarak karşımıza çıkar. Ama bunlar bir araya gelince sel, de, neyse artık deniz, okyanus gibi bir sonuca ulaşır. Bu çerçeveden Filistin'e yönelik olarak Müslümanların Önce şunu söylemek lazım. Ya evet Filistin diyorsa bir kimse şu soruyu kendine sormalı. Filistin'le ilgili bir kitap okudun mu? Yani Kudüs'le ilgili bir kitap okudun mu? Filistin tarihiyle ilgili olarak seni canlı tutacak, yani o davayı haklı kılacak, ee, evet haklıymış diye savunacağın, gereçlerlendireceğin bu şekilde bir şey var mı? Gereçlerlendireceğin bu e, bir e, delili var mı bu noktada? Tüm ee, bunlar için önce bir Müslümanın Filistin okuması lazım. Evet. Hem İslam tarihi açısından okuyuş, hem siyasal tarih açısından okuyuş, hem insanlık tarihi açısından okuyuş olarak bir Müslüman, bir insan önce. Öncelikle Müslüman, sonra diğer insanlar. Filistin tarihini bir okumalı, oradaki yaşayan toplulukları, Arapları değerlendirmeli, Yahudileri değerlendirmeli, İngilizleri gelişlerini ve gidişlerini değerlendirmeli, Hristiyanları değerlendirmeli. Dolayısıyla burada önce bir bakış açısı, sağlıklı bir bakış açısı için bir insanın Filistin okuması lazım. İkinci olarak bizim yani mazlumdan yana olacağını söyleyen kimseler şunu hepimiz biliyoruz. Güç nedir? Güç bilgidir. Güç nedir? Güç bilgidir. Çağımız bilgi çağı artık. Yani tarım toplumu geçti, sanayi toplumu geçti, endüstriyel bir şey geçti ve şu anda bilgi çağı. Dijital çağ. Dijital çağ ama bilgi çağı. Yani ister bu bilgi dijital yönetilsin, ister başka bir şekilde yönetilsin ama bilgi eşittir güç. Bunu elde eden de bu şekilde yönetir. Bunların hareketle dünya Müslümanları ve insan, dünya insanı, ee, yani özgürlükten yana olan kitleler, uluslar, milletler e, bu çerçeve içerisinde nerede bir zulüm varsa o zulme karşı kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapmak zorundadırlar. Evet. Bugün Filistin buraya yakın olduğu için daha çok e, can yakıcı bir hal içerisinde olduğundan dolayı gündemi Filistin oluşturuyor. Ama Doğu Türkistan'ı unutmamak lazım. Balkan'ı unutmamak lazım. Suriye'yi unutmamak lazım. Yemeni unutmamak lazım, Avustralya'da aborjinlileri unutmamak lazım, evet. Amerika'da Kızıl Derileri unutmamak lazım ve Amerika'da evsizleri de, Fransa'da, İngiltere'de evsizleri de unutmamak lazım burada. Yani zalime karşı mazlumun yanında yer alarak kısacık bu insan ömrünün, ahlaklı ve adil bir şekilde yaşanması, kullanılması, e, geliştirilmesi noktasında. Bir Müslümanın mutlaka kısa, orta, uzun vadede bir planının, bir projesinin olması lazım. Tabi bu bireyin bir projesidir, planıdır. Ailenin bir planı projesidir. Toplumun bir planı projesidir. Yerel yönetimler dahil, ilde bulunan ve bir de devletin, hükümetin bu anlamda bir planının projesinin olması lazım. Şimdi şu korku öyle ya da böyle var ve endişe. Korku demeyeyim. Nedir o? Ya işte e, Yahudilerin arzı mevut diye bir şeyi var hedefi, hedefi var. var. Hedefi var. Hedefi var. Peki bunun sınırları neresi? Nil ile Fırat arası. Bunu bunlar gerçekleştirecek olurlarsa şayet ne olur? Türkiye'nin güne doğusu gider. Bizim topraklarımız da işgal edilir. Yani gider. Bu endişem var mı? Var. O zaman buna izin vermeyeceksin. Şimdiden izin vermeyeceksin. Evet. Eğer gazeteki Müslümanlar, Filistin'deki Müslümanlar imha edilirse şayet edilirse şayet Yahudi işgalci teröristlerin önünde Lübnan ortaya çıkacaktır ve Suriye, e, Golan Tepeleri birlikte evet. bir Suriye insansızlaştırılmış bir alan oluşturulacak. Ki yaptılar da ki bir yaptılar koridorda da. oluşturdular. Evet. Halep'e kadar bir koridor var evet. insanların yaşamadığı. Peki Halep'ten de bu tarafa doğru bu alan genişletildiği zaman yani çok geçmeden e, adına İsrail denilen e, Yahudi terörist bir yapıyla Türkiye komşu olacak ki e, bunun içinde ön hazırlıklar yapılmış durumda e, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde 19 tane Amerikan üssü var evet peki bundan hareketle şu anda Türkiye'nin insanımızın ya Filistin Arapların sorunu Müslümanların sorunu değil Türkiye'nin sorunu değil zaten ona bir arkadan vurmuştu diyerek bize ne demeler hayır şu an Gazze'nin direnişi aslında Türkiye içindir evet Coğrafyamız, evet, içindir. coğrafyamız içindir. Evet, coğrafyamız içindir. Gazze'nin direnişi yani Gazze orada bir hat oluşturuyor. Kutsallarımız için. Evet. Gazze'nin direnişi, Filistinlilerin direnişi, e, Yahudi terörist yapının oradan dışarı çıkmasını şu anda engelliyor, tutuyor da, meşgul ediyor onu yani. Eğer Filistin'de bir e, yani direniş olmasa, Filistin özgürlük mücadelesi olmasa ve onlar imha edilip bir şekilde Yahudi yapı e ee, elini kolunu sallayarak tamamen egemen olacak olursa e, nereye dönüp bakacak? Evet. Lübnan üzerine Suriye üzerine bu tarafa dönüp bakacak. Dolayısıyla orada Filistin'in direnişi, Gazze'nin direnişi aslında Ankara'nın direnişidir. Evet. İstanbul'un direnişidir. İnsanlığın direnişidir bu. Çünkü şu bir gerçek. Adamlar e, kendilerini ifade ederken o, o Hamas'a saldırırken yani Filistinlilere saldırırken Yahudi teröristler ne diyorlardı? Bu savaş insanlarla hayvanların savaşı diye bir cümle kurmuştu adam. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarla hayvanların bir savaşıdır dedi. Onlara göre kim insan kim hayvan belli. Yani adamların inanç yapısında bu var. Yani sadece Müslümanlara karşı onlar böyle bir bakışı değil. Yahudiler bir tarafa Tevrat ıı, çerçevesinde söylüyorum. Yahudi olmayanlar diğer tarafa, Hristiyanlar da Budistler de Ruslar da bir başkası da herkes yani eğer bir Yahudi egemenliği kurulacak olursa dünya çapında e, Yahudi olmayan herkes onların kölesi noktasında bir muamele tabi tutulacaktır. Adamların böyle bir anlayışı var. İnancı var. İnancı var. Anlayış değil bu inanç. Evet teopolitik yani böyle bir e, siyasetle harmanlanmış. İnanç tarihi hedef evet tüm bunlar bir araya getirilerek bunun gerçekleşmesi noktasında bir hal var. Sosyal medyaya yansımıştı hatırlarsınız 80-90 yaşlarında bir adam ki 1940'larda Filistinleri kesme noktasında rol almış o evet. bir takım örgütlerde önünüze gelen Arapları öldürün diyordu komşunuz Arap varsa girin evine onları öldürün diye şeyler veriyordu ve yine yansıdı medyaya. İsrail ee, İsrail'de yani Filistin'deki o yapı e, Yahudilere ağır şey otomatik silahlar dağıtıyor. Evet. Tabanca değil, daha üstündeki. Kendi sivil halkını niye öldürsünler diye kimi görüyoruz işte 35 tane sivil Arap yerleşimciler tarafından öldürüldü. Yerleşimci demeyelim, işgalciler tarafından. İşgalci yani bu şey. Dolayısıyla adam varlığı yani katliam üzerine evet, kurulmuş. Evet, Siyonist yapının varlık katliam üzerine kurulmuştur. Sömürü, işkence üzerine kurulmuştur. Yok ediş üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı Türkiye, e, Suriye, Irak ve diğerleri, tüm bölge ülkeler için söylüyorum ben ayrıca, eğer Gazze direnişi e, durdurulursa, imha edilirse, yok edilirse bunun e, diğer e, milletler, için, uluslar için, ülkeler için çok ciddi bir endişe kaynağı olacağını, evet. e, yani hoş olmayan şeylere sebebiyet vereceğini bu anlamda söyleyebiliriz. Öyleyse Filistin'in özgürlüğü burada aslında İstanbul'un özgürlüğüdür. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımız var diyor. Irak'ınkine öyle. Çünkü biliyor, Orta Doğu projesi çerçevesinde Suriye ve Irak eğer parçalanır, küçücük devletler, şehir devletler oluşursa ve aynı şekilde L Lübnan ortadan kalkarsa, böl parçala yut diye bir söz var. Evet. E, bu şekilde imha etme, yok etme ve egemenlik kurma daha da kolay olacaktır. E, Buna hareketle Filistin'in özgürlüğü bu bölgenin özgürlüğüdür. Filistin özgürlüğü yani uluslararası hukukun egemen kılınması yedi kıtada bulunan insanların aslında özgürlüğüdür. Evet. Bu sağlanırsa insanın geleceği teminat altına almış Evet olur. teminat altına almış olur. Aksi takdirde güçlüler zayıfları ezecek olursa bu ormanların kanunudur. Evet. Ormanların kanunudur bu. Ormanlarda ahlak ve hukuk olmaz. Güçlü olan yer. Eğer batı evet yeryüzünü aslında ormanlara dönüştürmüştür. Niye? Güçlü olan zayıfı yiyor. Ve şu anda evet zayıf bir millet bir soykırımla karşı karşıya her türlü özgürlükler ellerine alınmış. Yani yeme özgürlüğü bile elinden alınmış, tedavi olma özgürlüğü bile elinden alınmış, ışık özgürlüğü elinden alınmış, e, tedavi olma özgürlüğü elinden alınmış, her şeyle birlikte yokluğa mahkum edilen e, ve soykırma tabi tutulan bir tabloyla karşı karşıya ki bunu insan yüreği kaldırmıyor. Yani insan olanın yüreği bunu kaldırmaz. Evet. Kelimelerde bunu söylemeye. Evet. E, ...kifayet etmiyor. Hocam burada şunu e, hatırlatmak e, istiyorum değerli izleyicilerimize. Bu özellikle e, Filistinlerin toprak satması hususuyla ilgili olarak... E, ...1917 yılında e, Filistin toprakları İngilizlere devredildi anlaşma gereği. Ve İngilizler 1948 yılına kadar Siyonist Yahudi Devleti'ni kuruncaya kadar köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir oralarda e, sistematik katliamlarla Yahudileri yerleştirdiler bu bölgelere. Ki e, burada orada yaşayan insanların birçok hakları elinden alınmıştı zaten. Ki e, bunlara karşı mücadele yapanlardan birisi de şu anki İzzettin Kassam. Osmanlı askeri, evet. aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış birisi. Ki o insanlar 1948 yılına kadar değil 2023 yılına kadar bu mücadelelerini hala devam ettiriyorlar. Yani burada toprak satma olayı tamamiyle İngilizlerin, İngiliz tarihçilerin uydurmuş olduğu bir söylem ve kavram ki bir millete hainlik yaftasıyla damgalanıyor. 1948 yılından sonra da zaten Filistin toprakları haritalarda zaten gördüğümüz gibi tamamıyla işgal altına alınmış ve her bir karışında Filistinli kardeşlerimizin kanı bulunuyor. Yine buradan da şunu söylemek istiyorum: Çanakkale'ye gittiğimiz zaman, Çanakkale şehitliklerini gezdiğimiz zaman Akka'yı görüyoruz, Gazze'yi görüyoruz, Kudüs'ü görüyoruz. Halep'i görüyoruz, Şamı görüyoruz, Yemeni görüyoruz ki e, o oralar aslında bizim topraklarımız, bizden e, hileyle elimizden alındı, işgal edildi ki e, bir cihan harbi gerçekleşti. Bu harpte e, içimizdeki Batı yanlısı e, hainlerin e, ittifaklarıyla oralar elimizden çıktı ki biz Anadolu'ya girmeden önce komutan atsız tarafından. Anadolu'ya giriş tarihimiz 1071'dir. Kudüs'e giriş tarihimiz 1060'tır. Tarihi iyi okumamız gerekiyor. Ve tarih bizim hafızamız. Eğer bizler tarihimizi doğru kaynaklardan okursak tarihimizin ne kadar şanlı, şerefli, kanla yazılmadığını görürüz. 1099'da Kudüs işgal ediliyor Haçlılar tarafından. Yine Haçlıların başında İngilizler var. 70 binden fazla insan katlediliyor. Atların tonyuklarına kadar ceset dolu. 1099, 2023 yine aynı manzara. Yine devrede İngilizler var. Yine devrede Amerikalılar var. Ki o zamanın İngilizleri şimdinin Amerikalılara. Yine o dönemin emperyalistleri, yine bu dönemin emperyalistleri. Yine karanlık tarihlerine bir sayfa açıyorlar. Burada burada e, İslam ülkelerinin duruşu şu an e, sert söylemler de söylenmeye başlandı. ilk defa bunun artık durdurulması lazım. Yeter artık e, sözleri. ilk defa bu operasyonla söylenmeye başlandı. Ki e, Gazze, Filistin sanki e, bir e, terör devleti bir örgütle Hamas'la savaşıyormuş gibi Siyonist medyanında algısıyla bir hava oluşturulmak isteniyor. 2006 yılında Hamas seçimle, hani demokrasiye inanıyorlar ya, demokratik seçim diyorlar ya, Filistin seçimlerini Hamas kazandı ve 2006 yılından beri yaklaşık 17 yıldır Gazze havadan, karadan, denizden apluka altında ve dünyanın tek etrafı çevrilmiş açık hava hapishanesi. Burada e, sizlerin de az önce buyurmuş olduğu gibi e, Müslümanlar dini kimlikle değil insani kimlikle vicdanlarını bir sesini dinlemesi gerekiyor. Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Batılıların en büyük başarısı tarih kitaplarıdır diye bir cümlesi var. Evet. Batılıların en büyük başarısı yani işgalci o emperyalist e, güçlerin İslam coğrafyasında öyle söyleyelim en büyük başarısı tarih kitaplarıdır. Yazdırdıkları, yazdıkları tarih kitaplarıdır. <laughs> bu tarih kitapları çerçevesinde hafızası insanların çalınmıştır. Milletimizin hafızası çalınmıştır. Yalan tarihlerle. Yalan tarihlerle ve bunun yerine e, onların istediği gibi bir insan tipi e, bu anlamda oluşturulmuştur. bunun hareketle e, Filistin e, tarihinin çok iyi bilinmesi ve İslami, insani bir tarih çerçevesinde eğer bu bilinmezse e, emperyalistlerin, İngilizlerin ve Siyonist Yahudilerin bu anlamda Araplar topraklarını sattılar Yalanı. yalanıyla insanlar avunmayacaklar, ona aldanmayacaklar. Nasıl? siz de gittiniz, birlikte gitti. Kudüs te gittiğimizde bundan 5 yıl önce o mescid Aksa'nın hemen yanında aynı zamanda ağlama duvarının tam sınırı aradan 1 metrelik bir yol var. Evet. Orada bir Filistinliye biz e, misafir olmuştuk hatırlarsınız sizle beraber. O adam şunu söylüyordu ki öyle ki o yolu öğreten daraltmışlar ki keçi yolu gibi olmuş affedersiniz. Evet. Yani orada oturmasın o Filistinliler, Araplar diye o kadar daraltmışlar. Onun ifadesi şu. Milyon dolarlar veriyorlar bize. Ya alın işte orayı bize satın. Vatandaşlık veriyorlar. Belki 100 metrekarelik bir yok. ev veya yok. Yok. Evet. İstediğiniz ülkede vatandaşlık Milyon dolar size şey para, burayı bize satın diye e, Siyonist e, rejimin bu anlamda bir baskısı var. Adamlar bunu satmıyorlar. Halbuki bir gün sonra belki ölecek, öldürülecek bu insanlar. Yani Yahudi işgalci, sivil görünümlü o teröristler askerlerle birlikte bu insanların evlerine basıyorlar, öldürüyorlar, sokakta öldürüyorlar, e, ağır vergiler vererek ticaret yapmasını engelliyorlar. Tüm bunlara rağmen. Halbuki o Filistinliler, o Araplar eğer topraklarını satacak olsalar ya ölüm var karşılarında. Şimdi satarlar ve çok milyon dolarlarla çeker bir başka ülkeye gidip pek hayatlarını sürdürebilirler. Ama öyle değil. Direniyor. Ölüme direniyor adam. Burada yani. şöyle bir nokta daha var e, hocam. E, Doğu Kudüs'te 200 binden fazla Filistinli kardeşimiz var. Ve hiçbirinin vatanı, vatandaşlığı yok. Ne e, Ürdün vatandaşlığı var, ne Mısır vatandaşlığı var, ne de İsrail vatandaşlığı var ki 1967 anlaşmasında Kudüsün batı şeriada kalanlara Ürdün pasaportu veriliyor, Ürdün vatandaşlığı veriliyor. Gazze bölgesinde kalanlara da uluslararası seyahat için Mısır pasaportu veriliyor, isteyene Mısır vatandaşlığı veriliyor ve burada yine bir İngilizlerin bir oyunu var bu e, olayda e, ve Kudüs'te bulunan insanlar her sene orada oturum izni alarak yaşıyorlar. Oturum izni alarak yaşıyorlar ve kolay kolay da ülkelerinden çıkıp gitmiyorlar herhangi bir yere. Çünkü gitmek için ya Ürdün pasaport almaları gerekiyor ya İsrail pasaport almaları gerekiyor. Ki bu insanlar eğer topraktan satacak olsalar ki bir insana 20 milyon dolar 30 milyon dolar evine veriliyor. Pasaport veriliyor, ölene kadar dünyanın her yerinde yaşayabilir bu yaşayabilir. insan. Yaşayabilir. Burada e, yani geçmişte yüzyıllık e, süreç içerisinde korkusundan, endişesinden dolayı birkaç kişi evini ve arsası satmış olabilir. Yani hain de olabilir. Evet. Ya, hain de olabilir. Genelde mal edilemez yani, ama. Yani genelde mal edilemez. E, geçen gün burada Kayseri'de e, bir Filistinli aile, Nablus'tan yeni gelmiş buraya e, onunla tanıştık. Otururken kendisini ifade etme ihtiyacını hissetti. Dedi ki biz bir bütün olarak Araplar dedi Osmanlı'yı arkadan vurmadılar dedi. Aynı cümle böyle ben sormadım abi kendisine bir şey. Sormam da yani ayıp olur zaten. Dinledim. Dedi ki Şerif Hüseyin ve etrafındaki insanlar doğru. Osmanlı'ya karşı bir savaş başlatmışlar. İslam hareketi başlattılar. İslam hareketi başlattılar. İngilizlerin desteğiyle. Evet. Ama dedi yani tüm Araplar Filistinler dahil böylesi bir operasyona ya yani böylesi bir savaş Osmanlı'ya karşı başlatmadılar diye bir ifade kullandı. Hatta Osmanlı gittiği bölgeden, Nizam-ı Intizam barışta gitti bölgeden diyerek böylesi bir şeyi de ortaya koydu söyledi yani. Şimdi bunun hareketle o dilim zaman içerisinde e, Filistin topraklarında çok ciddi e, yani belki ona yakın terörist Yahudi örgütler oluşmuştur. PKK evet. var yani ve onlar sürekli Filistinle yönelik operasyonlar yapmışlar, topraklarını almışlar. arıyor adılmışlar. Şaron'da onlardan, onlardan birisiydi. Onların bir tanesi yani. Evet, evet. örgütü vardı, silahlı evet. örgütü vardı. Yani onlardan birisiydi. Bundan hareketle e, şimdi e, Siyonist e, haber ajanla, a, ajanslarının ya da e, misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde kalkıp da birilerinin ya işte ya şey Araplar bizi arkadan vurdu diye bir cümle kullanması bu e, bizim medeniyet algımıza kardeşliğimize, coğrafi bütünlüğümüze, insanlığımıza karşı yapılan bir operasyondur. Evet. Şunu söylemek lazım. Yani dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Şurada şu soruyu sorabilir evet. miyiz hocam? Araplar bizi arkamızdan vurdu. İngilizler ne yaptı bize? Fransızlar ne yaptı bize? Evet. Topraklarımızı işgal etmeye kalkmadılar mı? Kadınlarımıza tecavüz etmeye kalkmadılar mı? Masum sivillerimizi öldürmeye kalkmadılar mı? Ermenilere silah verip ee, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milleti sadık olarak isimlendirilen insanlara devlet kurma vaadiyle bu vatana ihanet ettirmediler mi? Bu niye sorulmuyor? Bu niye dile getirilmiyor? Evet. Dolayısıyla tarih ve bilinç. Cemil Meriç'in tekrar o sözünü Allah rahmet eylesin. Batıların en büyük başarısı tarih kitaplarıdır diye bir tespiti. İnsanları geçmişten koparan, hafızasından koparan bir tabloyu beraberine getirmiş. Daha sonra bu e, medya ve iletişim kanalları e, egemen güçlerin elinde olduğundan dolayı halk yine bu şekilde farklı alanlara yönlendirilmiş. Ve sonra kendi topraklarına yabancı olan Filistin, e, yani 100 yaşında olan bir kimse Osmanlı pasaportunu taşır evet. şu aşamada. Ee, yine Halep'te olsun, işte Kerkük'te olsun, bu bölgelerde Musul'da olsun, Osmanlı pasaportlarını taşır bunu, kimliğini taşırlar daha doğrusu bu anlamda. Ee, ama tarih bilinci olmazsa bunlar birer düşman olarak değerlendirilir. Çok basit bir şey, yani biz e, merhametimiz sadece insana değil hayvanlara ve tüm canlılaradır bu evet. noktada. Ukrayna'dan yine Batı'nın bir savaş makinesi olarak ortaya koyduğu Ukrayna. Rusya Savaşı'na baktığımızda Ukrayna'dan da buraya mülteciler gelmiştir Türkiye'ye. Evet. Niye Türkiye'de Suriyeli mültecileri, Afganlı mültecileri böyle laf edip, öne çıkarıp nereden geldi bunlar diyenler Ukraynalı mülteciler için tek kelime etmemişlerdir? Niye bu insanlar Türkiye'de kaçak işçi olarak Araplar ve Belediyelerle çalışırken, gündeme getirirken 30 ya da 50 bine yakın Ermeni kaçak olarak, yani Ermenistan Ermenisi Evet, bu ülkede çalışırken onlara kimse sesini çıkarmaz. Dün bunların hepsi bir e, üst aklin arasına soktuğu bir fitnenin. projenin fitnenin birisidir. Dolayısıyla burada e, dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz derken şunu kastediyorum ben. E, Araplar biz arkadan vurdu şeyine karşı söylüyorum. Ben ki vurduğunu kabul etmiyorum. Tamam, Şerif Hüseyin noktasında olmuştur hadise. Peki Timur ne yapmıştır? Timur Türktü. Timur. Osmanlı'ya karşı savaş açıp da Osmanlı Devleti'ni yenmiş ve Yıldırım Beyazıt'ı mağlup etmiş ve az kalsın Osmanlı ki 15 yıllık bir fetret dönemi evet, vardır. Parçalanma Tarihten olsun. siliniyordu. Osmanlı Devleti'ni tarihten silen kim? Timur. Kim o? Türk. Ne yapalım şimdi? Ya Dün bir yanlış yapılmış. Dün bir yanlış yapılmış. Tarihte yanlışlar olmuştur. Müslümanlar arasında da yanlışlıklar olmuştur. oluyor. Kösöçün Savaşı bunun yani, en büyük örneklerinden birisidir. Dolayısıyla dünü hala bugüne taşımak, yani akıllı bir insanın ortaya koyacağı bir davranış değil. Aslında fitnenin e, habercisidir. Evet. Dünü bugüne taşımak. Fitnenin ta kendisidir. Evet. Bunun hareketle bu bölgenin insanı bütün unsurlarıyla, zaman zaman söylediğimiz gibi, bu ülkenin vatandaşı olan, bu ülkenin e, bayrağına, toprağına saygılı olan bir insan. İster Yahudi kökenli olsun, ister Ermeni kökenli olsun, ister başka kökenli olsun, bu ülkede yaşamayı hak ediyor. Yeter ki bu ülkenin kurallarına, insani değerlerine saygıda kusur etmesin. birlik beraberliğimize evet, zarar vermesin. vermesin. Yani bu ülke ne kadar bizimse, yani yanlış anlaşılmasına izin vermek istemiyorum ama adam bu topraklarda doğmuş, bu ülkenin insanı yüzyıllardan beri burada yaşıyor. Aynı şekilde bu topraklarda onun yaşama da hakkı vardır bu topraklarda. Evet. Dolayısıyla bir Müslüman biz medeniyet yani İslam medeniyeti mensupları onlar gibi bir soykırım imha hareketine asla girişmiyoruz. Ve müsaade vermemeliyiz. Evet. Barbarlığa. E, tabii buna izin vermemek lazım. Burada ben e, Filistin meselesinin kısa orta uzun vadede çözülmesi noktasında öncelikle bir bilinç elde etmenin gerektiğini söylüyorum ve Kudüs'ü Filistin çok iyi okumak lazım. Hem yerel kaynaklardan hem de bacı kaynaklardan. Kudüs Ey Kudüs Kudüs'te bir kitap var. İki Batılı gazetecinin evet. yazdığı bir kitap. Müthiş bir kitap. Okusunlar, bulsunlar. Yeni baskısı basılmış, önce yoktu. Buna benzer bizim kendi kaynaklarımızın yazdığı e, kitaplarımız var Filistin üzerine. İslam tarihi var. Siyasi tarih var, insanlık tarihi var ve son gelişmeler ışığında Filistin'de Türkiye'nin bir Üssü olsa Akdeniz ne olur? Evet. Filistin'de bizim bugün Mavi Vatan diye çok ciddi bir şeyimiz var. Kaygımız ve derdimiz var. Eğer bizim Filistin'de bir üssümüz olsa, Kıbrıs'ta üssümüz var. Filistin'de bir üs, bir de Libya'da üssümüz var. Filistin'de bir üssümüz olduğunda Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi kaçınılmazdır. Yani Mavi Vatan tekrardan bizim evet. olacak. Barbarosların ayağa kalktı. Şaha kalktı. Şaha kalktı bir tablo evet. ortaya çıkacak yani. İşte burada hocam tarihi iyi okuyup ona göre devlet haklını burada evet. her türlü desteklemek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ki mavi vatan devlet haklıdır. Devletimizin bir politikasıdır. Bunu eleştirenler ise emperyalizme su taşıyan hainlerdir. Yani buna başka evet. bir şey demeye gerek yok. Cahillerdir, hainlerdir. Şu ayet-i ile Maide suresi ayet 82 mealen yarısını veriyorum. İnsanlar arasında iman edenlere <laughs> en şiddetli düşman olarak öncelikle Yahudileri bulursunuz. Sonra müşrikleri. Rabbimiz buyuruyor. İman edenlere karşı insanlar arasında insanlardan, kavimlerden ya da uluslardan en şiddetli düşman olarak Yahudileri bulursunuz. Ayet 82 Maide suresi. Evet. Ve şirk koşanlar yani Müşriklere. Ebu Cehil gibi müşrikleri bulursunuz diye Rabbim o ayet de bize buyuruyor. Dolayısıyla bizim bu gerçeği dikkate alarak adımlarımızı atmamız, tarihe, bayrağa, ezana, vatana, insana sahip çıkmamız, geleceğe sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde yağmurlu bir havada susuzluktan insanı öldürebilirler. Evet hocam programımızın da e, sonuna geldik. Evet. E, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Rabbimiz e, özgür Filistin'i özgür ümmeti hepimize görmeyi nasip eylesin evet. diye dua ediyoruz inşallah. Evet. Evet. E, evet değerli TV TV1 izleyicileri bir düşüncek de programın sonuna gelirken e, Filistin'i, e, tarihte Filistin'i ele aldık, değerlendirdik ki e, Gazze Savaşı'nın Gazze harbinin e, mağdurları Müslümanlardır, mazlumlardır, sivillerdir, çocuklardır, kadınlardır. Ki e, burada bizlerin e, vereceği en büyük destek doğamızın yanında e, kıyamda durup Yahudilere karşı onların canları olan mallarına boykot yapmamızdır. Ki e, bizler de tüm kardeşlerimizi Yahudi mallarına karşı en azından yapabiliyorsak doğamızın yanında boykota davet ediyoruz. Rabbimiz tez zamanda Siyonistlerin bu işgalinden tüm insanlığı kurtarsın. Duası ile Allah'a emanet olun diyoruz. Bir sonraki düşünecek senin de programında görüşmek dileğiyle.